Ford Transit'in öyküsü ülkemizde 1960'lı yıllara kadar dayanır. Özellikle Anadolu'da hala günlük ulaşımın bir parçası olan Ford Transit, Ford Motor Şirketi tarafından üretimi 1953 yılına kadar uzanan hafif bir ticari araçtır. Aslında araç ilk olarak 1953 yılında tasarlanır ancak üretim için yeterli kaynak olmadığından üretimi 1965 yılına kadar ertelenir. Araç Southampton İngiltere'de ve Gölcük Türkiye'deki fabrikalarda üretilir. Ülkemizde 1978 yılında üretimine başlanan araç Ford Otosan tarafından üretilmektedir. Araç 1965 yılından bu yana 8 milyondan fazla satılarak benzer nitelikteki araçları geride bırakmayı başarır. Gelin hayatımızın bir noktasına dokunmuş olan ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de vazgeçilmez olan efsane araç Ford Transit'in öyküsüne birlikte göz atalım. 1930'larda Almanya'nın Köln şehrinde inşa edilen ve şirketin Avrupa'daki ilk tam entegre üretim tesislerinden biri olan Ford fabrikası, çetin geçen 2. Dünya Savaşı yıllarında tamamen Nazilerin kontrolüne geçer ve savaşta ağır hasar görür ancak fabrika savaş sonrası yeniden inşa edilir. Şirket 1953 yılından itibaren birçok kişinin Ford Feca olarak bildiği Ford Köln fabrikasında üretilen ve adını buradan alan Ford Transit'in atası olan Camper tarzındaki Ford FK1000 aracın üretimine başlar ve dikkatleri çekmeyi başarır. Ford FK'nın ilk modelleri 35 beygir gücünde 1.2 sıralı 4 silindirli benzinli motorlar ile üretilmeye başlanır. 1955 yılına gelindiğinde şirket aracı 55 beygir gücünde 1.5 sıralı 4 silindirli benzinli motor ile yeniden yapılandırır. Ford FK1000 ismindeki 1000 anlamı, aracın 1000 kilogram yük taşıma kapasitesi olduğunu göstermektedir. 1958 yılına gelindiğinde 1250 kilogram yük taşıma kapasitesine, 4 vitesli şanzımana ve 1.5 litre hacmindeki motora sahip Ford FK1250 üretilerek kullanıcılara sunulur. Bu süreçte üretimden Ford FK2000, Ford FK3000 ve Ford FK3500 gibi kamyon modelleri de üretilerek piyasaya sürülür. Aslında detaylara bakacak olursak 1945 ve 1967 yılları arasında Almanya'da Ford markası hiç üretilmez. 53 ve 61 yılları arasında üretilen araçlar Taunus marka olup modeller FK'dır. Ayrıca üretilen FK3500 serisi çok problemli olduğundan minibüslerin adı 1961'den itibaren Taunus Transit olarak değiştirilir ve 1965 yılında son minibüs Ford Köln fabrikasından çıkar. Özellikle Almanya'daki üretimde açık kasa modelleri son hızla piyasaya sürülür. Buna ek olarak Taunus Transit modeli 1964 ve 1966 yılları arasında Portekiz'de de üretilir ve araç o yıllarda taşımacılıkta çığır açar. Bir süre sonra Ford Europa kurulunca şirketin İngiltere ve Almanya kolları şirketin merkezi tarafından Red Cap 100 projesi adı altında birlikte çalışmaya zorlanır. Ancak Ford Köln'de yetersiz kapasite olmasından ötürü Almanya'da üretilen transitlerin hepsi Ford'un Belçika, Gent'teki fabrikasında üretilmeye devam eder. Kısacası bu süreçten sonra Almanya Ford'u olarak bilinen araçların hiçbiri aslında Almanya'da üretilmez. Ford FK üretiminden sonra 1961 yılında şirket FK ismini kullanmaktan vazgeçer. Bunun nedeni Ford Köln fabrikasının kamyon üretimi için yeniden yapılandırılması ve şirketin İngiltere Ford fabrikası tarafından üretilen Ford Thames 400E modeli ile Ford FK modelini aynı marka altında toplama düşüncesi olur. Sonuç olarak anlamı geçiş olan Ford Taunus Transit markası ile üretime devam edilir. Ülkemizde ise 1961 yılında Otosan, Türkiye'deki ilk minibüs üretimi olan ve Ford Transit'in atası sayılabilecek Ford Thames T800'ün üretimini gerçekleştirir. 1963 yılında şirket 1500 kilogram yük kapasitesine 60 beygir gücündeki 1.7 litrelik 4 silindirli motora sahip Ford Taunus Transit 1500 modeli üretir ve satışa sunar. Taunus Transit modeli 1965 yılında üretimden kaldırılarak yerini MK1 Ford Transit'e bırakır. Araç 1965 yılında ilk kez tanıtıldığında İngiltere'de sadece 4500 sterlin fiyatla satışa sunulur. MK1 Ford Transit ilk olarak İngiltere'de minibüs, panel van
ve kamyonet gibi farklı kasa versiyonları ve benzinli ve dizel motor seçenekleri ile üretilir. Ayrıca model kısa dingil mesafeli arka tek teker ve uzun dingil mesafeli arka çift teker şeklinde üretilerek kullanıcılara sunulur. Elbette hiçbir şey toz pembe değildir. Çünkü tesislerin kapasite yetersizliği yüzünden şirket 6 senede ancak 6000 adet üretim gerçekleştirebilir. Perkins dizel motorları, benzinli ve 4 silindirli motorlardan daha büyük olduğu için dizel motora sahip modellerin burnu daha uzun olacak biçimde tasarlanır ve üretilir. Bu nedenle dizel MK1 Ford Transit modelleri kullanıcılar arasında domuz burun transit lakabı ile anılmaya başlanır. Ayrıca şirket MK1 üretiminde ufak bir hesap hatası yaparak aracın yük taşıma kapasitesini dar tutar. Bu nedenle model Bedford markasının CA modeli ile rekabet edemez. Transit üretimine ayrıca 1966 yılında Avustralya'da da başlanır ve satışa sunulur. Ülkemizde ilk MK1 Ford Transit üretimi ve montajı ise 1967 yılında Koç grubuna ait Otosan fabrikalarında gerçekleştirilir. İlk olarak kısmi montajlı olarak ithal edilen araçlar Ford Otosan İstanbul'daki fabrikasında monte edilir. 1971 yılında MK1 modeli makyajlanır ve araçtaki en farklı değişim ön panjur tasarımında yapılır. Avrupa ülkelerinde hızla popülerlik kazanan araç, çeşitli modelleriyle hafif ticari araç segmentinde lider konuma yükselir. 1970'lerde Ford Transit Amerika'ya ithal edilmeye başlanır ve burada da popülerlik kazanır. Mart 1978'de şirket, MK1 modeline göre daha gelişmiş bir model olan MK2 Ford Transit üretmeye başlar. Araç minibüs, panel van, kamyonet ve çift kabin kamyonet olarak farklı versiyonlarda satışa sunulur. 1970'lerin sonlarında Ford Otosan, Ford Transit'in üretimini tamamen yerelleştirir ve kendi motorlarını ve şanzımanlarını üretmeye başlar. 1983 yılına gelindiğinde MK2 Ford Transit daha geniş ön panjur ve geri vites ışıklarına sahip daha büyük stop lambaları ile makyajlanır. Aynı yıl ülkemizde Türk Hava Kuvvetleri Ford Transit minibüsleri ambulans olarak kullanmaya başlar. 1985 yılında piyasaya sürülen Ford Transit MK3 ilk kez ön tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan modellerdir. Ayrıca 1990'ların başında Türkiye'de üretilen Ford Transit'in bir versiyonu Türk Polis Teşkilatı tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanır ve kullanılır. 1995 yılında piyasaya sürülen Ford Transit MK5, şanzıman gövdesinde gömülü motoruyla daha geniş bir kabin alanı elde edilmesini sağlar. Ülkemizde Ford Otosan tarafından İstanbul'daki fabrikada Transit'in birçok farklı versiyonu üretilir. Ayrıca Ford Otosan, Transit'in üretimini sadece Türkiye için yapmaz, aynı zamanda üretilen araçları diğer ülkelere de ihraç eder. Otosan tarafından bir süre Ford Kargo fabrikasında üretilen Transit'ler, daha sonra üretim hattı ve kapasite geliştirilerek 2001 yılında Kocaeli Gölcük'te açılan yeni bir tesiste üretilmeye devam eder. Transit, Türkiye'de ticari araç pazarında oldukça popüler bir araçtır. Geniş yükleme kapasitesi, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığı nedeniyle birçok işletme tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca Türkiye'de kamu kurumları, belediyeler ve özel şirketler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Transit, bir dönem Bülent Ecevit tarafından da kullanılmıştır. Kültürel açıdan baktığımızda, Ford Transit birçok farklı film ve televizyon yapımında da yer almıştır. Ülkemizde Transit'i, Türk sinemasındaki Çiçek Abbas filmindeki sahnelerle de hatırlayabiliriz. Ford Transit, 1997 yılında yapılan Titanic filminde de yer alır. Filmin yapım ekibi, geminin içindeki sahneleri çekmek için bir Ford Transit'i gemiye benzeyen bir sete yerleştirir. Ford Transit'in en uzun ömürlü modeli, 2011 yılında tanıtılan Ford Transit Connect elektriktir. Bu araç, tamamen elektrikli olarak sadece 2012 yılında üretilir. Ford Transit, çevreye duyarlılık konusunda da çalışmalar yaparak, 2019 yılında tamamen elektrikli bir transit modeli piyasaya sürer. Elektrikli transit modeli, çevreye duyarlı bir alternatif olarak hafif ticari araç pazarında büyük ilgi görür. Araç hakkında birkaç ilginç bilgi vermemiz gerekirse, 2017 yılında İngiltere'nin en popüler tatil destinasyonu olan Cornwall'ın Poyseat plajında bir plaj evine dönüştürülür. Ayrıca araç, 2019 yılında Avrupa'da
yılın ticari aracı ödülünü kazanır. Böylece hafif ticari araç sınıfında birçok kişinin hayatında yer almış olan Ford Transit'in tarih öyküsüne göz atmış olduk.